Evet arkadaşlar, malzemeler bir adet nar, bir adet metre, bir adet tartı aleti, bir adet bıçak, bir adet tabak, bir adet buzdolabı poşeti, orta boy, bir adet tahta. Peki ne yapacağız biz bununla? Ne alaka metre ve tartı? Elbette. Önce ölçeceğiz. Bakın yaklaşık 14 santim. Çapı 14 santim bir nar görüyorsunuz. Büyüklük olarak da bu şekilde. Ellerin bir hayli büyüktür. Büyük olmakla rağmen bakın kavuşmuyor. Peki bunu bir tartalım bakalım ne kadar geliyor. Şöyle bakınız. Buzdolabı poşetine koyduk. Hemen tartı için cihazımızı açtık. Bakın 1 kilo 1 kilo 145 gram narın ağırlığı. Narın ağırlığı 1 kilo 145 gram. Yani 1 kilodan fazla bir narı şu an hep birlikte keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Bakınız. Bu kesme tekniğini daha önce görenler yorumlara yazsınlar. Şöyle uç kısmından, bak burası sap kısmı. Burası narın uç kısmı. Şöyle bir etrafını çok derine indirmeden kesiyoruz. Kestiğimiz bu yeri şöyle açıyoruz elimizle. Bakınız. Şu kabuk kalınlığını kesecek kadar kesmemiz yeterli olacak. Şöyle kabuk kalınlığını kesecek kadar derinlik yeterli diyoruz. Çok basit bir teknik. Buradaki amaç şu narın iç kısmındaki bölmelerin zarını görmek ve açılımını güzel bir hale getirmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerde zar var. Bu zarların hizasından şöyle tamamen açıyoruz. İz bırakıyoruz. Bakın şöyle şöyle iz bırakıyoruz. Nar hassas bir meyve. Darbe aldığında hemen iç kısmında yumuşama ve ezilmeye sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hassas bir şekilde saklanması gereken, hasat edilmesi gereken bir meyvedir. Pazardan aldıktan sonra da nara çok hassas yaklaşmak gerekir. Serin yerde saklamanızı, bekletmenizi öneriyoruz. Bakınız şöyle. Kestikten sonra artık açılıyor. Şöyle bakın. Şöyle hepsini açıyoruz. Hatta şu tabağa da koyalım. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane dediğimizde bu bilmece nedir diye nar diyoruz. Bakın şu özündeki şu kısmı da alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Alınca dilerseniz bu şekilde servis yapabilirsiniz. Bu şekilde. Dilerseniz de biz genellikle bunu şöyle bir tabakta bekletiyoruz. Şöyle bakın. Tabağa hepsini danelerini sıyırıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde. Şöyle. Mersin Silifke'de Atayurt mahallesinde yetiştirilen bu nar gerçekten şöyle tadına da hemen bakalım. Bakın. Harika bir lezzeti var. Bu şekilde sıyırabilirsiniz. Dilerseniz de misafirlerinize bu şekilde ikram edebilirsiniz.
Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Videonun bundan sonrası bu şekilde. Bunları tek tek buraya böyle sıyıracağız. Ve kaşıkla afiyetle tüketeceğiz. Dilerseniz misafir de kaşıkla bunu tüketebilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuz gerçekten faydalı geldiyse yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi, paylaşmayı unutmayın diyoruz. Herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz.